Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 24-30 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, haftanın ilk iki günü, pazartesi ve salı günü, ay koç burcunda ve kapanan fazda olacak. Evet, ve yeni aya hazırlık dönemi aynı zamanda bu. Artık geçtiğimiz ay uğraştığınız konular, hayatınıza yansıyan temalar, koşullar neyse onlar bir sonlanıyor, bir bitiş içerisinde. Ki özellikle geçtiğimiz ay gerek sorumluluklar, görevler, kariyerle ilgili bazı konular, aile büyükleriyle ilgili kavramlar sizi zaman zaman yoğurmuş olabilir. Şimdi onlarla ilgili bir toparlama, bir sonuç alma dönemindesiniz. Bazı gözden geçirmeler de yapabilirsiniz. Merkür Koç burcunda olduğu için zaten doğal olaraktan özellikle görevleriniz, işiniz, projeleriniz, kariyerinizle ilgili konularda bazı düzenlemeler yapma imkanını karşınıza bu dönemde çıkarıyor. Bu hafta da bu anlamda verimli olabilir. Mars ikizler burcunda ilerliyor. Bu zaman zaman sizi biraz huzursuz eden bir pozisyon. Bazen uyku sorunları da çekiyor olabilirsiniz ya da gereksiz yere kuruntular ve endişeler günlük hayatımızda ortaya çıkabilir. Bu haftada özellikle Cuma günü, Perşembe akşamı bu konuda biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Kendinizi gereksiz yere yormayın. Ayın 26'sında Boğa burcunda yepyeni bir ay doğacak. Bu güzel bir ay. Boğa burcu yeni ayları genellikle sizi destekler. Çünkü 11. evinizde doğar. Bu ev biraz daha böyle şans evidir. Gelecekle ilgili umutlar, hayaller, dilekler evidir. Sizde yeni fikirler oluşturma olabilir, yeni öneriler, teklifler alma olabilir, yeni projeler olabilir veya sosyal çevrenizdeki yeni tanışmalar olabilir ki bunların bazılarının flört veya aşk, romantizmle ilgili olması da mümkün. İşte bunlara özellikle Mayıs ayı ortalarına kadar Boğa burcu yeni ayı destek verecek. Venüs'ün de düzelmiş olması tabii ki yeni ayın etkilerini daha da güçlendiriyor. Merkür bu hafta retrosunu sürdürecek ama 3 Mayıs'tan itibaren birkaç gün sonra hafta sonundan itibaren o da artık ileri harekete dönecek. Dolayısıyla özellikle önümüzdeki haftadan itibaren sizin için de daha sosyal, daha hareketli, daha keyif verici. Yani hayatın tadını çıkarmak dediğimiz özellikle Boğa burcu teması biraz bunlara vurgu yapar. Keyif almak, neşelenmek, yaşadığınızı hissetmek, belki kendinizi biraz şımartmak olabilir. Kendinize bazı sevdiğiniz eşyaları satın almak olabilir ya da sevdiğiniz kişilerle yapacağınız bazı keyifli organizasyonlar olabilir. İşte bunların hepsini Boğa burcu yeni ayı size sunabilir sevgili yengeçler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.